Maden ilçesindeki kültür varlığı sayısının 27'ye yükselmesinin ardından açıklama yapan Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği, madenin turizm destinasyonu içerisine dahil edilmesini talep etti. Bakır Maden Derş, madendeki kültürel varlıkların tespiti ve koruma altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Bakır Maden Der Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na et için tescil başvurusunda bulundu ve 26 Nisan tarihinde yapılan kurul toplantısıyla et ve kültür varlığı olarak tescillendi. Karar sonrası Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada, yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilçemizin tescilli kültür varlığı sayısı 27'ye ilçe merkezinde yer alan kültür varlığı sayısı da 15'e yükselmiştir. Yakında vereceğimiz güzel haberlerle bu sayıyı 3 yılda 2 katına çıkardığımızı herkes görmüş olacaktır. İlçemiz yöneticileri değerlerimizin korunması için çalışmalı, ilimiz bürokrasisi de artık madeni Elazığ'ın turizm destinasyonu dışında bırakmaktan vazgeçmelidir. Madenin potansiyeli resmi olarak tescillenmiş eserleriyle dahi ortadadır. Hiç kimse bu potansiyeli ama kalarak gerçeği yok sayamaz. Eğer kazanırsak bütün Elazığ olarak kazanırız, kaybedersek bütün Elazığ olarak kaybederiz. Bu düzeni sağlayacak olan ilimizin yöneticileridir. Maden değerlendirilmeli, çevresine değer katılmalıdır ifadelerine yer verdi.